Antakya ve tüm Doğu Rum Ortodokslar Patriği 10. Yuhanna'nın önderliğinde Kutsal Sinod'un koronavirüs tedbirleriyle ilgili aldığı yeni kararlar cemaat üyelerine sunuldu. Antakya ve tüm Doğu Rum Ortodokslar Patriği 10. Yuhanna'nın önderliğinde ve Kutsal Sinod'un metropolitleriyle koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni alınan kararlar cemaat üyelerine sunuldu. Yeni alınan kararlar şu şekilde. 1- koronavirüsün yayılmasını engellemeye çalışan resmi kurumların icraatlarına, evde kalma kuralı dahil olmak üzere bütün kurallara uymamız gerektiğini belirtiriz. 2. Kilisemiz çatısı altında bulunan bütün pederlerin ve müminlerin halk sağlığını korumak için çalışan resmi kurumlardan çıkacak kararlara saygı göstermelerini temenni ederiz. 3. Kutsal Elem Haftası ayinleri, Dallar Bayramı ve Kutsal Paskalya ayinlerinin Halkın ruhsal ve bedensel şifası için sadece pederler tarafından icra edilmesi, yani kilise kapılarının kapalı olması ve hiçbir müminin ayinlere dahil olmaması, lakin bu ayinlerin canlı yayın vasıtasıyla müminlere ulaştırılmasını temenni ederiz. 4. Dileriz ki Paskalya Bayramı'na veda günü olan 27 Mayıs tarihinde bu vebadan kurtulmuş oluruz ve o gün icra edilecek ayin Paskalya ayininin aynısı olduğu için bu ayini müminlerin iştirakiyle icra ederiz ki evlatlarımız bu ayinden mahrum kalmazlar. 5. Kilise vakıflarının ve ihtiyaç sahiplerine hizmet eden bütün müesseselerin bu dar zamanlarda evlatlarımıza gereken desteği sağlamalarını temenni ederiz. 6. Kilisemiz Rabbimizin insanların yanında olması için bu sağlık sorununu dünyamızdan kaldırması için tıbbi bütün hizmetkarları kuvvetlendirmesi için onları tüm hastalıklardan koruması için, bütün hastaların şifa bulması için, bütün ölülere rahmet için ve vebasal bütün hastalıkları yenmek için doktorlarımıza, bilim adamlarına ve insan sağlığı için çalışan her bireyin zihinlerine doğru çözüm yöntemlerinin gelmesi için dua etmektedir. 7. Bu kararlar son durumlara istinaden alınmıştır. Rab'den diliğimiz bu zor günlerin kısa olmasıdır. 8. Bu hastalıkla ilgili değişik fikirlere ve görüşlere sahip evlatlarımızın görüşlerine saygı duyarak daha önce aldığımız bütün kararlar Patrikhanemizin resmi kararı olduğunu belirtiriz. Buna istinaden alınan her muhalif karar Patrikhanemize alınmış muhalif bir karar olarak addedilir ve kilise yetkilileri sivil sonuçlarından sorumlu değildir.